Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı defalarca tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, yeni infaz yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan cezaevinden tahliye edildi. Alaaddin Çakıcı'nın, daha önce yazdığı Erdoğan'a, tehdit ve hakaret sözleriyle dolu mektuplar yeniden hatırlandı. Çakıcı cezaevinden 2014 yılında yazdığı ve kamuoyuna saygılarımla diye başladığı ilk mektubunda isim vermeden Rizeli, Yezid kişilikli, onursuz, dinimizi kullanan, hırsı için ülkemizin fidanlarını telaf ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş, dedeleri Kafkas Musevisi olan vampirin torunu gibi ağır hakaretlerde bulunmuştu. Çakıcı, son olarak annesini görme isteği reddedildiği için, Sorumsuz Sultan diye seslenerek başladığı mektubunda senin anan çok özel de benim ve her türkün anası sokak kadını mı diye sormuştu. Çakıcı bu mektubuyla Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava açılmasının ardından Çakıcı avukatı aracılığıyla çok ağır ifadeler kullandığı ikinci bir mektup gönderdi. Çakıcı bu kez Erdoğan'ın ismini vererek sözlerimin arkasındayım dedi. Ardından Erdoğan, avukatları aracılığıyla Alaaddin Çakıcı hakkında dava açtı. Çakıcı, bu mektubuyla Erdoğan'ı hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından siyasi iklimde oluşan ılımlı hava gereği Çakıcı hakkındaki diğer hakaret davalarını geri çekti. Bunun üzerine çakıcı Bolu Cezaevinden Tayyip Erdoğan'la ilgili davalarını geri almak adam gibi sözünün arkasında durmak demektir. Bundan sonra kendisine kırıcı bir söz söylemeyeceğim vatan hainlerinin ekmeğine yağ sürmeyeceğim açıklamasını yaptı. Ancak bu sözlerin üzerinden bir süre geçtikten sonra Alaattin Çakıcı, 2017 yılının Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek yeni Başbakan Binali Yıldırım'a kendine ve çocuklarına dikkat etsin mesajı yolladı. Çakıcı, Mektubunda oğluna Binali Yıldırım tarafından yanlış yapıldığını iddia ederek bu konuda Yıldırım'ın MHP'li milletvekilleri aracılığıyla Alaaddin'le arama bulun ricasında bulunduğunu öne sürdü. Alaaddin Çakıcı, avukatı Can Sevinç aracılığıyla Erdoğan'a gönderdiği mektubunda yeni başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'da yaşanan ve içeriği açıklanmayan bir konu nedeniyle oğluna yanlış yaptığını ifade etti. Bu konunun kendisine MHP milletvekili durmuş Ali Torlak tarafından aktarıldı çıkarıldığını belirten Çakıcı, Yıldırım'ın başbakan yapılmaması gerektiğini savundu. Mektubuna Sayın Cumhurbaşkanım diyerek başlayan Çakıcı, sizin AKP milletvekillerinin, MKYK üyeleri il ve ilçe teşkilatlarınca bu sözlerimin dikkate alınmasının AKP'li seçmenin ve AKP'li olmayan seçmenin Aziz Türk milletinin hakkıdır dedi. Çakıcı, kendisini sürekli ziyaret eden MHP İstanbul milletvekili Durmuş Ali Torlak'ın Binali Yıldırım ile ilgili bir mesaj ilettiğini söyledi. Konuyu açıklamayıp sadece oğluma yapmış olduğu bir yanlışlık ile ilgili Erzincan kaynaklı diyen çakıcı Binali Yıldırım'a kendine ve çocuklarına dikkat etsin mesajını Durmuş Ali Torlak'ın mecliste aktardığını vurguladı. Binali Yıldırım'ın ürktüğünü ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adana "Lütfen Alaaddin ile aramı bulun" dediğini söyleyen Çakıcı şöyle devam etti. Durmuş Ali Torlak şerefli bir ailenin evladı olduğu için bunu teveye çıkar anlatır. 40 yıllık dostum Celal Adana söylenmişse doğrudur. Çünkü ülkücüdür. Bir ülkücü için en önemli kavramlar vatan Bayrak, millet ve namustur. Politikada bile olsa namus kavramı işin içine girince doğru söylemek elzemdir. Bazen politikacılar koltuk için dingili bozuk arabası gibi ses çıkarabilirler. Konunun içeriğini Binali Yıldırım'dan ve Erzincan'da araştırarak öğrenebilirsiniz. Adı kabadayıya çıkmış, Alaaddin Çakıcı'dan korkan, iki mebusdan yardım dilenen biri. Ateş çemberinden geçen ülkemize ne gibi bir hizmet edebilir diyen Çakıcı mektubunu şöyle sonlandırdı: "Ama dersel ki sen ve aziz Türk milleti merak etmeyin, o benim sadece bürokratım, işin başında ben varım." Ben bu millete söz verdim ülkemde kimse bayi pas yapamaz. Aziz Türk milleti, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek dil diye namus sözü verdim. Zannediyorum bu sözünüz, inşallah ömrünüzün sonuna kadar da vazgeçmezsiniz. Size ve aziz Türk milletine saygılarımla arz ederim. Çakıcı, Kırıkkali Keskin T-tipi cezaevinde kalırken rahatsızlığı nedeniyle Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülünce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisini ziyarete gitmişti. 24 Haziran 2018 seçimi öncesi Mayıs ayı sonunda yapılan bu ziyaret sonrası, Bahçeli, genel af önerisini savunmuştu. MHP lideri, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, Mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzası ile aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı demişti. Bu ziyaretin ardından Çakıcı, basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamasına, hastanede kendisini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Çakıcı, AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a şöyle seslenmişti, Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir af talebim yoktur. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizler kendi adıma hiçbir şey istemiyorum ben öpülecek el öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım, kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü af istemiyorum, çıkardığınız hafta Alaaddin Çakıcı muaftır ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde, Bürokraside de rica, astın üst emridir, lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın teşekkür mahiyetinde size rica ediyorum, Erdoğan. AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 24 Haziran 2018'deki seçimleri kazanmasının ardından yaptığı balkon konuşmasında Bahçeli'nin adından hiç söz etmemişti. Organize suç örgütü liderliğinden tutuklu Alaaddin Çakıcı, bunun üzerine bir açıklama yaptı. Bu açıklamada MHP'nin kanalı Bengi Türk'te geniş şekilde yayınlandı. Çakıcı açıklamasında şöyle dedi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeni oluşumun başkanı seçildi en büyük etken Sayın Bahçeli ve yol arkadaşlarıdır. Devletimizin sigortası olan ülkücüler ile ilgili bir kelime dahi etmedi. Devletin sahibi sen değilsin unutma, sen yolcusun, ülkücüler ve Türk milliyetçileri, her etnik mozeye mensup vatan sevdalıları da hancılardır. Annene, babana dua ettiğin gibi Sayın Bahçeli'ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse de bana istediğini yapabilirsin, sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok. Kasımpaşa'da doğan Rize Potamya asıllı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir halka konuşmasında ülkeyi terörden temizlediğinden bahsetti, herhalde daha yolun başında olduğumuzu unuttu. Devletimizin sigortası olan ülkücüler ile ilgili bir kelime dahi etmedi. Bir de ülkeyi sokak çetelerinden temizledik diyor. Bu sokak çeteleriyle ilgili söylemi KCK'nın Türkiye genelinde sokak yapılanması olan çeteleri mi anlatmak istiyordu? Cumhur İttifakı'na oy verenler Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine değil, devletin bekası için sevse de sevmese de beka sorunu yaşayan devletimiz için Sayın Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir. Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki FETÖ'cüleri temizle. Devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD'ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece sözde değil pratikte adalet kavramından elini çekmezsen, Devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır, lütfen unutma. Devletin sahibi sen değilsin. Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır. Sayın Cumhurbaşkanı, insanlar kriminal suçlu olabilir. Çetelerin arkasında olan aynı hani senin var ya, Trabzonlu, çirkin vekel, sana gündüz imam gece papaz diyen Süleyman Efendi mi hedef gösterdi. Sokak çeteleri hap satar, eroin satar karı satar. Ekonomik koşullardan sosyal devlet olamadığımız için gasp yapar. Kapalı olarak kimi kastediyorsun?